Haftamız Mehmet Yakar ve Seda Tatlıses gönülden gönüle deyip evlerinize misafir olacağız. Tabii ki bugün birazcık heyecanlanırsak bizi mazur görün. Bu ilk programımız Türkiye'nin en güzel orkestrasıyla, en güzel televizyon kanalıyla her salı sizin gönlünüze talibiz. Sakın başka bir kanalı açmayın. Flaş ekranlarındayız. Baraklarla, türkülerle, halaylarla, hoyratlarla. Her salı sizlerleyiz. Bizi yalnız bırakmayın. Biz de sizin gönlünüzü fethedeceğiz. Eğer bu programı kaçırırsanız çok şey kaçırmışsınız demektir. Flaş ekranlarına kilitlenen en güzel, en özel programlar sizler için zaten. Mehmet abi şöyle ilk önce ekranları başına, sonra da stüdyomuza gelen misafirlerimize bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Tabii orkestramız da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bizde tabii ki bizim kültürümüze göre öncelik her zaman bayanlarımızındır. Var ya cennet anaların ayağının altında önce Seda okuyor. Ondan sonra biz okuyacağız. Çok değerli konuklarımız var. Birbirinden değerli. Aman kimse aman. Bir yere gitmiyor. Buyurun. Aman çok şey kaçırırsınız. Şöyle bir darra kız diyelim. Sevdim seni güzel.
özel türküler, en özel türküler sizler için ekran başı, Flash TV izleyenleri. Hiçbir yere ayrılmayın, bakın. Barak'ın babası burada. Estağfurullah. Tabii ki dedik ya, neler olacak burada? Sabahlar geç olacak, geç Flash'ta. Evet. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne yapacak Mehmet Yakar? En sevilen türkülerden biridir. Hep bir ağızdan okuyacağız, ben biliyorum. Sevda yüklü kervanlar diyecek. Kırk yıl hatırım vardı, ömrümü ben
40 yıl hatırın vardı. Ömrümü ben sana verirdim benim olsa da. Hayatım boyunca belki göremem bir daha seni ömrüm boyunca. Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca? Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca? Eline ne geçerdi beni kamra koyunca? Hatırın vardı, ömrümü sana verdi, beni sevsen ne vardı? Bir fincan kahve olsan, 40 yıl hatırın vardı, ömrümü sana verdi, beni sevsen ne vardı? Evet, yok böyle bir yorum, yok böyle bir güzellik. Bakın, ekranları başı. Çok şey kaybedersiniz. Ne baraklar okuyacak Mehmet abi. Aman ha aman, ekranları baş ayrılmayın. Özellikle sevgili Barak Üstadım Yavur Hacı da ta Antep'ten geldi. Sevgili Bayram geldi. Ne olacak peki, ne zaman? Bekleyin. Reklam kısacık. Reklamlardan sonra beraber. Şunu da söylemek istiyorum. Şu dakikada itibaren milli takımımızın maçı başladı. Hadi şans, şans dileyelim. Bütün şanslar milli takımımızda olsun. O bizim milli takımımız. Aynen, onlara güzel bir alkış, kuvvetli bir alkış. Evet. Şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Yılların eskitemediği büyük bir üstad. Biz onun şarkılarıyla büyüdük. İkimiz bir fidanın dalıyız dedi. Aman Allah'ım, ben köylüyüm, ben buyum dedi. Gönüllere taht kurdu. Kim geliyor? Hakkı Bulut geliyor. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ben bugüne kadar bulamadım. Sen de mi bulamadın? Hakk'a bir şeref verdin. Önce programınız hayırlı ve uğurlu olsun size. Teşekkür ediyoruz. Bizi ilk programımızda yalnız bırakmadınız. Kıramam sizi, geldim. Şereflerin en büyüğünü verdiniz bize. Uğurumuz olacaksın. Çok teşekkür ederim. Bir kere konuşmalarınızı falan duydum. Ya böyle ayakta beklemeyin, ben ısraf çekerim ya. Vallahi oturun da. Demek ki hak ediyorsunuz abiciğim. Yani. Çok teşekkürler. Şimdi dediğim için aslında en büyük imtihan sizindir. Çok zordur. Bir programa başlıyorsunuz. Bu programı devam ettirmek, ilgi görmek, reytingleri ölçmek. Bu büyük kaygıdır bir kere ama başarılı olacağınızı biliyorum. Sağ ol Kırış. Teşekkür ediyorum. İlk programınıza ben geldim. İnşallah da uğurlu geliriz. Şunu söyleyeyim. Geçen de TRT'de
27 seneden sonra bana kapılar açıldı sağ olsunlar. Bir programa gittim. Programa gittim gün Galatasaray'ın Stuttgart'la maçı vardı. Biraz tereddüte girdiler. Eyvah dediler, bugün ya ilgi az olursa hiç merak etmeyin dedim. Nitekim o program ertesi gün en büyük reytingi aldı. Yani Hakkı Baba'nın farkı. Bugün de milli maç var. Milli maç dolayısıyla milli takımımıza başarılar diliyorum. Onların başarısı hepimizin başarısıdır. Onlara destek olacağız. Ama maç var diye yine tereddüt etmeyiniz. İnşallah takımımız galip gelir. Bizim program da en büyük reytingi alır. En ufak aynen şüphem yoktur. Baba, yeni albümün çıktı. Yeni albüm çıktı. Az önce kapağını bile buraya getirdim. Aha burada. Bu 59. albüm. Aman Allah'ım. Senden vazgeçmem. O büyük afişi getirmedim, bunu getirdim. Yalnız ilk eseri okuyorum. Şimdi bizi ekranlar karşısında seyreden değerli kardeşlerim orkestrayı görüyorlar. Yanlış anlaşılmaması için kısa bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Buradaki müzisyen arkadaşların hepsi Türkiye'nin en büyük müzisyenleridir. Ama sevgili Sendur Güzelel ve orkestrasına güzel bir alkış gelsin. Evet. Şimdi ben şarkı okuduğumda eğer onların çalmadığını görürseniz sakın yanlış anlamayınız. Ben 2,5 saat erken geldim bir programa. Prova yapacaktık, zaman bulunmamadı. Prova yapılmadı. Dolayısıyla notalar olsa da yanlışlık olmaması için eğer benim elemanlar var, onlar çalacaklar. Ben böyle rahat rahat okuyacağım. Tabii, Hakkı Baba biraz titiz evet olduğu için konuda. Evet. Hakkı senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Vazgeçilir mi ya sevenden? Yeter ki gerçekten sevsin. Ay canım, benden vazgeçemezsin. İstesen de vazgeçemezsin. Bütün ruhunuzun duygularını ben taşıyorum. Benim ruhumdaki duyguları da sizler, ekranları karşısındaki insanlar taşıyorlar. Heyecanlanma kardeş, biz bizeyiz. Rüyalarım ve düşümsün, beni hayata bağlayan sen, yaşama gücümsün. Sen varsan ben de varım, sen yoksan ben ölümsün. Canımdan vazgeçerim, senden vazgeçmem. Sen benim canımda can, rüyalarım ve düşümsün, beni hayata bağlayan sen, yaşama gücümsün. Sen varsan ben de varım, sen yoksan ölümümsün. Canımdan vazgeçerim, senden vazgeçmem. Aldırma gözlerimden düşen yaşıma, tarifsiz seviştir çıkman karşıma. Aldırma gözlerimden düşen yaşıma, tarifsiz seviştir çıkman karşıma. Sanki şimdi girdim 20 yaşıma, ömrümden vazgeçerim, senden vazgeçmem. Bastığın toprakları kutsalımdır sayarım, dokunduğun her goncadan güzelliğini ararım. Yaradandan sonra inan, inan ben sana taparım. Cennetten vazgeçerim, senden vazgeçmem. Bastığın toprakları kutsalımdır sayarım, dokunduğun her goncadan güzelliğini ararım. Yaradandan sonra inan, inan
aşk ki bu, hayatımın anlamısın, varlığımın tek nedeni, yaşamın sevincimsin, hayatımın gayesi, ruhumun aynasısın, kainattan vazgeçerim, senden vazgeçmem. Öylesine bir aşk ki bu, hayatımın anlamısın, varlığımın tek nedeni, gözlerimin çırasısın, bedenimin, hayatımın tek anlamı, gayesisin. Kainattan vazgeçerim, senden vazgeçmem. Bastın, aldırma gözlerimden düşen yaşıma. Tarifsiz sevinçtir çıkman karşıma. Aldırma gözlerimden düşen yaşıma. Tarifsiz sevinçtir çıkman karşıma. Sanki şimdi girdim 20 yaşıma. Ömrümden vazgeçerim, senden vazgeçmem. Bastığın toprakları kutsalım derse yarım. Dokunduğun her boncadan güzelliğini ararım. Yaradandan sonra inan, inan ben sana taparım. Cennetten vazgeçerim, senden vazgeçmem. Bastığın toprakları kutsalım derse yarım. Dokunduğun her boncadan güzelliğini ararım. Yaradandan sonra inan, inan ben sana taparım. Cennetten vazgeçerim, senden vazgeçmem. Evet, babaların babası. İşte böyle bir yürekle yazıyor bu şarkıları. Hayatımı anlatıyorum Mehmetciğim, hayatımı anlatıyorum Sedacığım. Ben buyum işte. Kaçıncı beste? Bugüne kadar tam 1000 tane beste ve güfte yaptım. En sonuncu kaçıncı? Sağlık. En son. En son çıkan 59. albüm ama bugüne kadar... Yine kolay koca bir ömür. 60. albüm geliyor ama reklamlardan sonra... Hiçbir yere ayrılmayın. Arasından sonra bizler yine buradayız. Birbirinden bomba konuklar. Kimse bir yere gitmiyor. Aynen. Gönülden gönüle, gönlümüzden gönlünüze. Bakın kim gelecekmiş? Kim güçlü sesi yorumuyla kim gelecek? Bana mı sordun? Diyecek. Benim hayatım diyecek. Hüzün geliyor, hüzün. Görenler mesut sanıyor, bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen neram kanıyor, bir meçhule dönmüş benim hayatım. Nerede bitecek benim hayatım? Zamansız küllendi yanan ateşim. Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim. Zamansız küllendi yanan ateşim. Yarım
nefesi sarardı benim hayatım. Çekilmez çiledir benim hayatım. Güzel bir alkış gelsin lütfen. Ellerine kollarınıza sağlık. Değerli Sendir Hocam ve değerli orkestrası. Teşekkürler. Yüreğine sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya seni Antep'te gördüm, ufacık duruyordum. Sen benden uzunmuşsun kız. Doğrudur abi. Maşallah maşallah maşallah. Teşekkür ederim. Şeref verdin Hüzüncü'yü. O şeref bana ait. Teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar. Bu arada programınız hayırlı olsun. İnanılmaz güzel bir şekilde içeriden izledim. Harika görünüyorsunuz. Değerli kardeşime ve sana çok teşekkür ediyorum canım abicim. Yüreğine Hüzün, sağlık. Teşekkür ediyorum canım. Dedi birazcık dedi hastayım, gribim ama bizi kırmadı. Bizi kırmadı düşünün geldi. Düşünün artık bu gripten sen şeref çıkan verdin. Sesi. Ay, teşekkür ederim. Grip olmasa. Ayaklarına gönlüne sağlık. Teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Şöyle alalım. Ya evet. Bugün müzik ziyafeti var. Her elden, her telden, her dilden neler var ya. Bak hala kuruya bak. Aynen şimdi. Şu güzelliklere bak, güzelliklere. Maşallah kurban olayım. Şeref Mehmet verdiniz. Abi sıra sende. Ne diyeceğim bize? Evet. Aslında Hakkı abicim, değerli konuklar, çok şarkılar dinliyorsunuz, çok türküler dinliyorsunuz. Bunu yazanlar, çizenleri kimse anons etmiyor. Vallahi etmek lazım ya. Çok emek var ya. Her zaman yani bir çocuk gibi yani. Sanat dünyasında o konuda en büyük haksızlığı ben görürüm. Benim evet. Şarkılarımı okuyan vefasızlar vardır. Hiçbir zaman adımı söylemediler. Onun için sistemde dururum ben. Yalnız evet. Hakkı Baba şöyle bir şey var. Senin imzana attığın eserler o kadar belli ki Hakkı Baba eseri oldu. Ablacığım, yok. Söylemelerine gerek bile yok. Önemli o değil. Önemli olan sanatçı yine çıktığı zaman isim söyleyince bizim için büyük gurur oluyor. Yarım elma gönül alma. Sen diye 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 Allah'ım. Sen diye diye mi yapacağız? Aynen öyle. Reklamlardan sonra sen diye diye geliyor. Aynen bakalım ekranlarınızın başına. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
Değişmedi gözlerimin iklimi. Sensiz gülmek haram oldu ne diye. Hasretin başımdan alır aklımı zalım zalım. Bir mecnuna döndüm hayın sen diye. Hasretin başımdan alır aklımı zalım zalım. Bu ömrüm geçecek hayır sen diye. Gözlerim kapıda kulağım seste. Umutlar çürüttüm ben deste deste. Parçalanır içim her bir nefeste. Zalım zalım bu ömrüm bitecek hayır sen diye. Parçalayacak diye. Sen diye diye dedin ciğerlerimizi parçaladı. Bu beste biliyorsun benim. Söz Mersin'de Şenol Eşraf sevgili Yıldıray kardeşimin. Yıldıray Bülay'ım işte orada. Çok güzel parçaları var. Bütün parçalarını okudum da onun ismini anons edeceğim. Kim olduğunu siz de tanıyacaksınız. Evet. Ne bak, geliyor? Ne geliyor? Vay. Aa, biliyorsun değil mi? Vallahi bileydim. Ah bileydim. Bileydim. Senin için ağlar mıydım? Bileydim. Evet. Aynen. Bileydim geliyor. Bileydim. Bileydim.
aşkın ile yanar mıydım ne bileydim. Ah
Kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni, vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi, nasıl içmeyim? Nasıl içmeyim? Nasıl içmeyim? Nasıl içmeyim? Nasıl elve nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Hep biraz da. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Defa zehir etti gençliğimi, nasıl içmeyim? Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız buna kandım. Zehir etti gençliğimi,
nasıl içmeden dert düşmez yar ya, belki sebep ayrıdır ya, içmeden dert düşmez yar ya. Bir yazı yazmışlar kapıya, sebepsiz içilmez diye. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız buna kandım, zehir ettim gençliğimi, nasıl içmeyim. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız buna kandım, zehir ettim gençliğimi, nasıl içmeyim. Altında Hakkı Bulut imzası. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ya el öpülesici adamlar bunlar, az kaldılar az. Az. Kıymetini bilmek lazım. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Güzel söz. Babalar, babalar çok az kaldı. Müslüm Baba Allah rahmet etsin. Orhan Baba. Mekanı cennet olsun. İbrahim Baba, Hakkı Baba, Ferdi Baba. Bunlar babalar. Çok az kaldılar. Allah hep kalanlara sağlık versin. Allah'ım uzun ömür versin sizlere. Başınızdan eksik etmesin sizleri. Ya dur, madem böyle konu oldu. Şimdi bu baba dediğim arkadaşlar vardı ya. Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses. Amin. Bu babaların en yaşlısı benim, biliyor musunuz? Estağfurullah. Çünkü herkes yaşını inkar eder. Ben yaşımı söylerim. Ama niye söylerim? Ciddi mi diyorsun abi ya? Kendime güvenim çok olduğunu söylüyorum. Aynen şu anda okudum ses, 44 sene önce okudum sestir. Evet. Aynı maşallah, sesle okuyorum. 41 kere maşallah. Allah'ın nazar değmesin. Sağ ol. Amin. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür edeyim. Ay, sağ ol, gülüm. Rabbim sağlık versin, ya, saat versin inşallah. Çok teşekkürler. Sevgili abimi, peki, şöyle fazla yormayalım seni ya. Eyvallah, sen bize ol. Lazımsın daha, lazım. Evet, şimdi kim geliyor, kim okuyor, kim Yüzün. Okuyor? Allah'ım. Almanların dediği gibi, kommen Sie bitte. Evet, şöyle gel bakayım aramıza. O hüzünlü sesinle bize. Ya senin boyun vallahi uzunmuş. Maşallah, maşallah, maşallah. Ne okuyacaksın bize ya? Bu da çok cigergahtır, cigergah. Teşekkür ama bugün biraz abicim. Rahatsız. Evet. Ben de rahatsızım. O da. Hava şartlarından ötürü böyle olmuş. Sanatçı sahneye çıktı mı rahatsız olmaz Mehmetciğim. Evet, evet. Yok öyle bir şey, konuşmayalım evet. Hiç. Eyvallah, tamam. Gerçekten öyle ama Hakkı Baba. Ekranları karşısına böyle geçtiğimiz zaman, bu kamera önüne geçtiğimiz zaman her şeyi unutuyoruz. Türkiye'nin imparatorunun güzel bir şarkısını seslendirmek istiyorum. Ellerinden öpüyorum İbrahim abi. Saygı ve sevgi izliyorsa. Ellerinden öpüyoruz izliyorsa. Allah'ım ona da sağlık versin inşallah. Amin. Sağlığına kavuşur ya. Amin inşallah. Dualarımız hep ekranlarda görmek istiyoruz. Evet Hüzün. Thank you.
kolay olanı seçmek, seçmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin, önce benden sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtin. Aşkımızdan önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtin. Aşkımızdan yıkılasın mı demem sana, sana yıkılasın. Teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Sıra çok neye maalesef geldi Hüzün? Sıra neye geldi bak. Öyle mi? O zaman ne diyoruz? Reklamlar. 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 Birazdan buradayız.
Sevgili konuklar, işte bu haftanın ilk barak köşesindeyiz. Sevgili Hacı abim, hakikaten dünyada türünde tek, başka adam yok. Ne yazık ki yerine bir adam da yetiştirmedin Hacı abi. İnan diyorum, dünyada türünde tek. Onunla bugün bir parça okuyacağız. Tabii bu parçanın küçük bir hikayesi de var. Barak yöresinde yaşayan Senem isminde bir kız var. Senem çok yaşlı bir adama verilir. Tabii ki bunu kabullenemeyen Senem tam gelin çıkacağı gün gelinini giydirirler. İçeride der ki ben yalnız kalmak istiyorum odamda. Biraz sonra gelirsiniz beni alırsınız der. Köy odasını kapatır. O gelinliğiyle kendini evin direklerine asar. Tabii ki bu olayı da onun üzerine yazılan bir türküdür. Thank you.
küçük selamın kefenini deceğiz de serdiler. Ha var yar 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 zalım yar yar yar. Aman dara haberini de küçük selamı bizim köylülere verdiler. Aman kiliselerine verdiler, Antep'ine verdiler. Hele senemi zalım dedim senemi, benim senemi küçük senemi kibar senemi. Amanın almayın elimde de le 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 le. Kibar senem yar, güzel senem yar. Alkışlar gelsin sevgili Hacı abime, sevgili bayrama. Şimdi daha bu başlangıçtı. Öyle hikayeler var ki hüngür hüngür ağlayacağız. Hele vallahi. Oğlum Muhammed var dumana, eyvah. Her hafta eyvah bir türkü. Bugün çalışmadan geldik ama bir dahaki sefer dersimizden çalışarak geleceğiz. Aslında sen okutmadan bırakmazdım ya, ne izle Mehmet abi. Onu var ya biri okuyor, bela bela Allah ya. Evet, reklamlardan sonra geliyoruz, bir yere gitme ya. Kısacık bir reklam arası. Ne oluyor? Yakıp yıkıyorsun. Patlarsam her yeri yakar yıkar. Aman Allah'ım. Mehmet yakar yıkar. Yıkar yıkar. Yakar, yıkar. Ya yakar. Ve aha ben de yıkar. Birbirimizi tamamladık mı? Tamamladık. Hakkı abi ne yapar? Allah o ne yapmaz ki? O ne yapmaz? Alkış yok mu? Nerede Hakkı babaya alkış gelsin? O bir gün değil. Her gün, her gün imparator. Dur dur biz bizeyiz. Konuşa konuşa gidelim ya. Ya Hakkı baba. Söyle gülüm. Çok güzel babam elbiseler, çok güzel yakışmış ona söyleyeyim. Teşekkür. Çok güzel gösteriyor. Çok sağ olun. Sen de Mehmetciğim. Baba teşekkür ederim. Çok güzel. Ya biz sizlerde öğrendik baba. Ya babam bana dedi. İbrahim abiden, sizden, sağ olun, büyüklerimizden öğrendik. Çok sağ olun. Sağ ol abim benim. Şeref. Hakkı baba, babam dedi ki onun bir anısı var. Ufak da olsa anlatsın dedi. Hangi konuyla ilgili anlatsın? Şu minibüse binmişsin ilk zamanlar. Tamam, hani o ben buyumla ilgili bir şeydi. Eserin, eserin çalıyormuş. Tamam, ben buyumla biraz sonra zaman geldik. Vakit erken henüz değil mi? Evet. Ha? Problem yok. Problem yok. Şimdi ben başka bir şey getirdim bu albüm. Bu albümde 5. sırada bir şarkı var. Bir gün diye bir şarkı. Bu şarkıyı Adana'da 2 tane kızım var. Emel ve Özgül. Şu anda onlar bu şarkıyı çok seviyorlar. Ama ben centilmenlik yapıyorum. Bir de bir de sanat arkadaşım var. Ferdi Gürses ailesi falan hep dinliyormuş. Ona da armağan ediyorum. Bir gün Adana'ya gitsin selamımız. Ya bütün Adana'ya. Ruhunda sevinç kırıntıları taşıyan herkese gitsin. Aynen öyle. En güzel, en güzel noktayı koydu Hakkı baba. Hayalin ümitlerin biterse bir gün, rüyaların tersine dönerse bir gün,
herkes terk eder giderse, yine de yalnız kaldım deme. Uğrunda giderim ölüme. Sen ister beni affet, ister etme. Ömrüm var oldukça seninleyim gülüm. Yine de yalnız kaldım deme. Uğrunda giderim ölüme. İster beni affet, ister etme. Ömrüm var oldukça seninleyim gülüm. Yaşamam yaşamam günü. Yüreğine gönlüne sağlık abi ya. Yine kendime hakim olamadım, lanet olsun. Eyvah. Eyvah. Tamam geçti tamam. Ya şarkı söylerken ağlanılır mı ya baba ya? Biliyorsunuz değil mi?
Neyse, reklamlar geldi. Reklamlar... Dur hele, dur. Çok girme de... Neden baba? Boş kendini ya. Yazdığın için değil mi hayatını? Hep hayatımı anlatırım ben babacığım. Hepsi. Bugüne kadar 1000 tane bestenin hepsi benim hayatımın bir yansımasıdır. Ey yarabbi, tövbe. Yalnız bir tek ufak eksiklik var, onu söylemeyeceğim. Değerli sazlarım, iki kişi gayet güzel çalıyorlar. Teşekkürler beyler. Şikayetim. Kocaman bir orkestra. Teşekkür ediyorum. Kısacık bir reklam arasından sonra bizler burada. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Yarım dakika var mı yok mu? Ya bazen insanlar bana ulaşmak istiyorlar. Benim menajerim yok. Hani o uydu kanallarında böyle telefon numaraları yazılır ya, o da yok burada. Onun için benim bana ulaşmak isteyen benim albümümde, menajerlerimin de telefonu vardı. O albümü alsın, orada görsünler beni. Ya da www.hakkibulut.net dediğin zaman tamam bulunur. Evet. Aynen. İnternette bulunur baba, rahat ol. Reklamlar. Sayın Hoca Senur Güzel Ele bir alkış alabilir miyiz? Büyük bir alkış. Kanarda İsyan
kadar olur. Kocaman meslek, alkışlar değerli orkestramıza gelsin. Prova lazım vallahi değil sana. Sana da sevgili orkestramıza. Orkestramıza. Hepsi on numara. Güzel solosundan sevgili Sendur abiye teşekkürler ediyorum. Çok sağ olasın. Meslettin bizi sesinle yorumunla. Vallahi. Kurban olurum. Teşekkür gerçekten ederim. Öyle. Ne demek? Ne demek? Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Daha abicim. Senden ne şarkılar dinleyeceğiz? Durun. İnşallah. Allah inşallah. Allah. Şimdi bu mışmış bizim mışmış. Dur, mışmış gelecek. Benim iki hanem var. Hane gitmeden olmaz biliyorsun. Efendim, benim burada olmama sebep olan bize gönülden, yürekten, maddi manevi desteklerini esirgemeyen üç tane sevgili abim var. Kilis Vakfı Başkanı, ellerinden öpüyorum. O bizim büyüğümüz Yaşar Aktürk, Berber Yaşar. Sevgili yengeme buradan saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Kıbrıs'ta bizi izliyor. Geçen hafta orada programımız vardı. 10 numara bir program yaptık. İnşallah bundan sonra hep oradayız. Coşkun Karabaşoğlu abim Savoy'dan. Ve benim Dubai'li Hamza abim, ellerinden öpüyorum. Yüreğinize sağlık. Bana sizin destekleriniz olduğu sürece Allah'ın izniyle her şeyin en güzelini yapacağız. Bu mışmış türküsü de sevgili Yaşar amcamın hanımına, yengeme geliyor. Gelsin bakayım mışmış.
mişmiş değil mi? Daha mişmişi bilmeyenler var biliyorsun değil mi? Kayseri'ye mişmiş dedi. Geçen birine sordum mişmiş nedir dedim. O da çok yani bilmesi lazım Güneydoğulu. Bilmedi de mişmiş kayısı işte ya. Tabii kayısıya mişmiş derler. Malatya'nın mişmişi. Reklamın en güzeli geliyor. En kısası geliyor. En kısası geliyor. Hiç yere ayrılmıyoruz. Neler oluyor? Dur abi dur. Biz bizeyiz dur kardeşim. Kızlar bir şey sordun. Şimdi bu şarkının bir anısı var. Değil mi? Babam özellikle dedi ki Hakkı abiye söyle dedi. Onun bir anısı var. Ona anlatsın dedi. Şöyle herkes bir bilsin. Tamam anlatayım. Anlatayım. Çok anlattım da yine de bir de seni kırmam. Kıramam. Kurban olurum. Okuyacağım şarkının adı Ben Buyum. Evet. Hah işte o şarkı. Ben Buyum arkadaş. Onunla ilgili başımdan çok enteresan bir olay geçmişti. Bazen anlattı ama burada da Seda Hanım sordu. Bir de anlatayım. Yıl 1972. Adana'nın o zaman Osmaniye ili var şu anda. Adana'ya bağlı. Oranın Kumarlı köyü var. O köyde öğretmenlik yapıyorum. Ders verdikten sonra akşamları geliyorum Osmaniye'ye. Yolda duruyorum. Minibüse biniyorum. Gelen herhangi bir minibüse biniyorum. Ceyhan'a gelirim 38 kilometre. Fakat benim hakkımda o ara her yerde öldüğüme dair bir şaya çıktı. Her yerde beni ölü biliyorlar. O da nereden kaynaklanıyor? İstanbul'a geliyor örneğin Antep deposu 5000 tane Hakkı Bulut istiyor. Plakları verirken yazık ya bu çocuk da ölmüş diyorlar. Tabii o gitti plakları dağıttığı zaman her tarafa ölmüş. Trabzon böyle, Kayseri böyle, Adana her taraf böyle. Beni ölü biliyorlar. Şimdi minibüse bindim. Yer yok. O burunlu otobüsler var minibüsler falan. Uzun boylu. Orada ayakta bekliyorum. Direği tutmuşum. Benim çantamı da verdiler Mavi'ne. Mavi'ne götürdü arkada bekliyor. Şimdi psikolojik olarak halk şöhret olmuş. Bir sanatçı o anda İstanbul'da olduğuna düşünür. Altında Mercedes'leri olan, tabii, cebinde milyarları olan. Oysa ben ayda 175 liraya talim eden mütevazı bir öğretmen. O 175 lira arsa alınırdı ha. Onu da söyleyeyim ayrıca. Şimdi şoför çıkardı. O zaman böyle kaset olayı yok. Pick up vardı hani evet. Böyle 45'lik plakları sokuyor. 3 dakikada sonra bitiyor. Tekrar başa. Hep ben buyum. Ben kendi kendime gururlandım tabii ben ama. Ben buyum aslında diye. O ara tanımıyorlar seni. Tabii. Yok canım neden tanıyacaklar? Ölmüş biri ayrıca. Şimdi yolcunun biri yazdı ki ha dedi bu çocuk ölmüş dedi. Başka biri besteyi övdü, başka biri güfte övdü. Ben düşünemedim herkesin kafasındaki Hakkı Bulut nasıl biri. Ya kardeşim dedim. Hakkı Bulut ölmemiş. Kendisi şu anda Kumarlı'da öğretmenlik yapıyor. Tabii demez olaydım. Önce şoför, şöyle iri yarı, senden daha uzun boylu, döndü bana. Sen nerede biliyorsun lan dedi. Abi Hakkı Bulut benim ya dedim. Hadi canım. Bir frene dokundu, tozu dumana kattı. Öyle in aşağı demez ki. Önce Mavinen dedi, at lan şunu valizin aşağı dedi. İşte. O da valizi alıp yere koyacağına bir tekme ben gördüm. Valizin kitap, silgi, milgi hep darmadağınık. Döndü bana Adana'ya has o taşiveyle. İn lan Allah sarşağı dedi. Ya abi vallahi benim lan in oğlum dedi. Tokat kalktı abim. Eyvah. İndim artık korkumdan indim. 2,5 lira yol parası attı bana. Lan oğlum dedi bak amele pamuk topluyor. Git onlar Hakkı Bulut'un dersin bir de şarkı okursun Allahsız i̇şte, kitapsız. Hakkı Bulutlar böyle kolay bir İşte o ben buyumu şimdi okuyorum. Şimdi çalın. Ben buyum. Ben buyum sevgilim. Ben buyum sevgilim. Ne köşküm sarayım ne servetim var. Ne malım ne mülküm ne şöhretim var. Sana bir saltanat vaat edemem ki.
Yalnız seni seven temiz bir kalbim var. Ben buyum, ben buyum, biz buyuz sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Yalanla kuramam aşkın temelini. Allah'tan korkarım, ağlatamam seni. Yeminler uydurup çalamam kalbini. Aşkın öldürse de mahvesen de beni. Ben buyum seversen canım sana feda. Ben buyum sevmezsen bana de elveda. Razıyım bu ömür böyle geçip gidin. Zaten gülmek yasak bize bu dünyada. Zaten gülmek yasak sevene dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Olsun. İstemem o güzel gençliğin mahvolsun. İstemem sen beni acıyıp sevesin. İstemem benimle ızdırap çekesin. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Yalanla kuramam aşkın temelini. Allah'tan korkarım, aldatamam seni. Yeminler uydurup çalamam kalbini. Aşkın öldürse de mahvetse de beni. Ben buyum seversen canım sana feda. Ben buyum sevmesen bana de elveda. Zaten gülmek yasak garibe dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. İşte, işte bu Hakkı Bulut. Özetlemiş. O zamanki yaşadığı hayatı abicim, özetlemiş. Ellerinden öpüyorum ya. Kurbanım hepsini. Allah'ım düşürmesin seni ya. Teşekkürler. Sıram gelince okurum. Ne demek? Yeni, yeni albümden bir eser okuyacağım biraz sonra. Tamam, başım üstüne. Merak etmeyin. Buradayız. Biz bize eğleniyoruz ya. Bak 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 bak. Bak. Halay biz bizi. Sen gel abim benim, gel abim benim. Çıktım, bulamadım, bulamadım ben. Gel sana şeylerini alayım. Gel hele, gel. Gelsin şöyle. Coşmaya hazır mıyız? Sağ olun. Malatya'dan başlayacağız, Antep'e gideceğiz. Antep'ten sonra Urfa'ya gideceğiz. Allah ne verdiyse diyelim. Haydi bakalım. We'll be right back.
tenor oyuncu seninle çalışmak ayrı bir güzellik, ayrı bir lezzetmiş. Bunun tadını da aldık. Ne mutlu bizlere. Bugün provadayız. Daha program yapmadık yani. Bunu yaptı saymayın bugün. Bir dahaki hafta gönülden gönüle ne gönüller fethedeceğiz. Allah Allah, reklamlar. Reklamlar. La la la. Çoluk çocuk fidana yar 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 yar. Çıksam yaz damına da benim yavrum Muhammed, yaz gelir bana. Tamamın bir haber eylesem de bizim aşiret tez gelir bana. Ya vazgeçer mola, küçük oğlum vazgelir mola. Hele dumana, dumana, benim yavrum Muhammed, dumana, dumana, dumana.
atların örükledik de gidin bakın şair ile çimene. Aman bir evde iki cenaze kalkıyor da benim yavrum çoluk çocuk fukana. Ha var yar 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 yar. Topal Abdo'nun hikayesini anlatmadım herkes ağlamasın diye. Birkaç hafta sonra özellikle şimdi bir oğlum Muhammed'i okurken benimkiler geldi geri böyle böyle Allah'ın makyajım bozulacak diye. Yok zaten Hakk'a bir benim kalbimi yaraladı vallahi billahi onun gözyaşına dayanamam ben ya. Kurban olurum size ya. Büyüklerimize saygı duymamız lazım onlara. Vallahi. Dedim ya başta eli öpülecek adam kalmamış. Yeni bir eser geliyor çayı içilecek adam kalmamış. Tabii Yıldıray'ın, Yıldıray'ın çok güzel gelecek yakında. Sevgili Hüzün. Bize ne diyeceksin Hüzün? Evet, Hollanda'ca. Şıkır şıkır geliyor. Allah Allah, hap Come koydum, here. Hap koydum. Come here. Bizi Hollanda'dan seyreden dostlarım var. Ve benim çocuklarım var. Hello, kinderen, mein kinderen. Nitsilapı, kayke baba. Babalarını seyrediyorlar, onu gözlerinden öpeyim. Alamal köse. What dedim gülüm, yes dedim kadasını aldım. Evet, Hollanda'ca söyledim, kusura bakmayın. Onlar peki anlarlar da. Üzün. Aşı bulif. Hadi iki gözüm. Haydi bakalım o zaman. Hareketleniyoruz değil mi? Evet. Thank you.
abicim benim senden bir isteğim olacak. Olur mu? Olur mu? Emrin olur, istek değil. Antep'te bize çok güzel bir uzun havadan sonra güzel bir şarkı okumuştun. Türkü değil ama şarkıydı. Hatırlayamadın mı? Peki o zaman ben senden güzel bir varak istiyorum. Tamam. Güzel bir başım varak. Başım üstüne. Alkışlar onlara gelsin lütfen. Bir de orkestraya gelsin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hakkı Baba sen ne? Gel hele gel. Hakkı Baba hele bir gel hele gel. Gel. Hangisini istiyorsan onu al ha. Evet. Şimdi sırada bir eser var. Yeni albümde ikinci sıradaki bir şarkı. Yar olmaz, yar olmaz, bu dünya sevene yar olmaz. Ya. Aslında halaydır. Ama evden çıktığım zaman hanım başlar. Hakkı bu şarkıyı okuma. Çünkü çok zor bir şarkı. O acaba okur da bayılır mayılır sahnede kalırsa diye düşünüyorum. Estağfurullah. Estağfurullah Hakkı abi. Reklamlar mı var yoksa? Seni bayıltır mıyız? Ha reklamdan sonra reklamlardan sonra Hakkı abimin yeni albümündeki şarkı yengemin okuma dediği şarkıyı okuyacak. Bakayım neler olacak. Bu şarkı neymiş reklamlardan sonra efendim. Yaz gününde suya girse buz kesilir, dal kurur, yaprak olmaz. El sever bahtiyar olur, ben severim dert olur, düşerim bir vefasıza. Yar vefasız, yar zalim, yar kalpsiz olur, yar olmaz. Gel bir gör, gel bir gör, ne haldayım, gel bir gör. Ecel haktan gelir derler, bana senden geldi gel gör. Vefasız, hayırsız, zalim yar, gel bir gör, devrildi gönül kasım. Bundan böyle bana hayat olmaz.
yar derim vefasız yar yar olmaz. Canımı dertlere sardı derman ararım bulunmaz ya. Dilinize sağlık. Adnan yaştan bahsederken... Ya Burhan ne kadar uğraştın sen parça abi. Abi bu çok zor bir eser. Ama bu eseri bu şekilde 20 yaşındaki bir genç okur. Benim yaşımdaki insan okuyamaz. Çok şükür şu anda 68 yaşındayım. Ama bu sesleri çıkıyorum. Maşallah. Bak abi şurayı görüyor musun? Tatların güzelliğine bak. Ondan yine bir kağıt kaldı bende ya bu pusulaya. Ayıp olacak ya. Doğru söyleyeyim. Tamam ya. Pusulayı hallet. Bu Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt Gecesi, 10 Mayıs, evet. İstanbul Esenler Kültür Merkezi'nde sevgili ağabeyim. Metin Ünlü Başkanıma selamlar, sevgiler. Eyvallah. Ayın 6'sında, bu... ayın 6'sı ne zamandır ya? 6'sında da Gebze'de kaset imza günüm var. Aha söyledim, ise reklam olsun. Bizim Fırtına Metin'in yanında mısın? Evet, Fırtına Metin'in yanındayım. Güzel. Bu ekler, sevgili ekler dünyasından programımıza getirmiş... Sevgili Çavuş Usta, Antepli kardeşim. Onu ama herkes çiçek getirmek şimdi güzel, herkese dağıtacağız. Ayrıca Maraş'tan, Kahraman Maraş'tan sevgili Ali Küçük kardeşim ve bize bu güzel dondurmanın en kralını ve fıstık ezmesini gönderen Ahmet Davarcıoğlu abime hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Buradan Maraş'a, bütün Maraş'a sevgiler gitsin. Güzel çiçeklere, sevgili Yaşar amcama, bu güzel çiçeklere... Sevgili Yahya teyzemin kocası, ona teşekkür ediyorum. Gülistan Yaşar bize çiçek göndermiş sevgili sanatçı arkadaşım. Ona teşekkür ediyorum. Ali Küçük abime de teşekkür ediyorum. Güzel çiçeklerinden dolayı siz bir çiçeksiniz ya. Siz geldiniz yeter. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Saygıdeğer konuklar, sizler için de söylüyorum. Ekran karşısında kim varsa. İşte emeğimiz bu. Senden vazgeçmem 59. albüm. Lütfen buna gidin 10 lira mı 15 lira mı verin alın ki ben bu müziğe Kor devam edeyim. Hayır bir diyelim. Ekmek yiyeyim diyorsun tabii. Hakkın ekmekten vazgeçtik. Evet, sanatımı devam ettirmek istiyorum. Ayrıca Hüzüncüğüm sen ne oturuyorsun yalnız orada? Gel niye orada yalnız kaldın sen öyle? Bize folklor ekibi eşlik eden Hoymer Küçükçekmece Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'ne gönülden teşekkür ediyorum. Faik Arpa Kesmezli kardeşime sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Sevgili Hüzün. Sevgili şefim. Hey ben, sen oraya gittin ben de burada kaldım. Mehmet. Böyle kalalım. Geldim. Geldim gel yanıma gel. Ya Mehmetciğim be. Burada bir dostumu gördüm ben televizyonda. Benim şarkılarım değil başka bir sanatçı şarkının şarkılarını okuyor ama nereye gitti gördün? Buradaydı az önce gördüm. He bizim Durmuş abi. Ha, Durmuş Kurtdoğan. Abim geldi ama. Peki. İnşallah ileriki programda alacağım onu. Orhan abinin aynı sesi var. O başka sanatçının bestelerini okuyor ama beni kendisini seviyorum. Evet, Durmuş abim burada teşekkür ediyorum. Durmuşum. Hayatına sağlık. Başarılar dileyim kardeşim sana. Alacağız onları. Peki efendim. Evet. Sevgili hocama, bu dev orkestraya güzel bir alkış daha gelsin. İnşallah. Alkışların en güzeli. Dedim ya, bugün hem heyecanlıydık hem acemiydik. İnşallah. Her şey çok güzeldi. Bir dahaki sefer. Herkes çok güzeldi. Özellikle Hak abim. Bir telefonumuzda başım üstüne dedi. Elbette karar. Allah razı olsun. Senin ellerinden canlar mısınız ya? Ben bin sefer öperim.
bana güzel çaldı, okudu, okumadı bilmiyorum ama güzel okuduysam aha şu iki tane elemanı görüyor musun? 10 numara okudun. Onlara da alkış o gelsin. O güzel kardeşlerime de alkış istiyorum. İki tane dev orkestra onlar. Senin yanındalar her zaman. Ne istiyorsun sen? Ustu söyle, ne istiyorsun sen? Ustu Kambay'a teşekkür Ustu edelim. Ustu Kambay teşekkürler. Evet. Başarılar diliyorum kardeş, yakışıklı kardeş. Sevgili Hüzün, bizi mutlu ettiniz. Bizim ilk programımızda bizimle oldunuz. Dünyanın her tarafında bizi izleyen Flash TV izleyicilerine, gönül dostlarımıza, gönül dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu arada Antepliyim yorum. Bu arada Mehmet abi, ben de TV 2000 ailesine İlhan Çalcı ve Selda Çalcı'ya buradan selam göndermek istiyorum. Hafta içi her gün TV 2000 ekranlarındayım. Artı Ahmet Özşen'e ve saçlarımı yaptığı için kuaförüm Çınar'a, eşim Ustu Kambay'a, Mustafa Aktaş'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Ekranları başı. Maraş hediyeleri de geldi. Ekranları başı, evet. Bizi bakıp uzanmadan izlediğiniz için sizlere, stüdyomuza teşrif eden siz konuklarımıza sevgili çok abim, ama çok teşekkür yengem ediyorum. Yengem bunu afiyetle yesin. Manager. Sen dur abime, oradan bir çanta daha ver. Ver teşekkürler. Bakayım. Sevgili Çavuş kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Sen dur abicim. Sizinle olmak çok güzeldi. Allah'a emanet olun. Gelecek salı buluşmak umuduyla... Gönülden gönlünüze, gönlümüzden gönlünüze selamlar olsun. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.